Bu dersimizde dinamik olarak pozisyonları nasıl ayarlarız konusuna değineceğiz. Bir önceki dersimizde zaten aslında background'u pozisyon ve boyut olarak ayarlamıştık. Aynı şekilde ekranda herhangi bir objenin konumunu da ayarlayarak bunu da göstererek devam edeceğiz. Objemi yerleştiriyorum ekranın ortasına. Bu bölüm içerisinde bu MOOC klibi oluştururken sol üst köşe registration noktası olması sebebiyle mutlaka bunu dikkate almak zorundayız. Dinamik olarak oluşturduğumuz bütün sprite veya move klipler registration noktası olarak sol üst köşe olarak tanımlanır ve bunu daha sonradan değiştirmemiz mümkün değil. Sadece programatik olarak bu registration noktasını taşıyabiliriz. Diğer taraftan oluşturduktan sonra bir move klibi manuel olarak oluşturduktan sonra registration noktasını taşımamız mümkün değil. Convert Symbol dediğimiz andan itibaren registration noktası olarak bahsettiğimiz yapıyı hemen hatırlayabilirsiniz. Cancel diyorum. Şu anda buna da MC ismini veriyorum. MC'nin her halükarda sayfamın ortasında bulunmasını istiyorum. Bunun için gerekli olan kodları yazmaya başlayalım. Öncelikle daha önceki dersimizde buraya hemen bilgi yazalım. 5.04 dersi için diyelim, ayıralım. Hemen MC'nin X koordinatını ayarlamamız gerekecek. MC'nin X koordinatı sayfanın yatay olarak ortasında bulunmak zorunda. Stage'in stage width bölü 2. Yani 800 pikselse 400 piksel. Diğer taraftan farkı MC'nin width ölçüsünün yarısı. Yani MC'nin sol üst köşesi registration noktası olması sebebiyle biz orta noktayı alabilmek için yarısı olarak bildirmek zorundayız. Bu da şu bölüm registration noktasını sol üst köşe aldığımız için. Diğer taraftan MC'nin Y koordinatını hemen ayarlayalım. Stage nokta stage width bölü 2. Yani sayfanın ortasını yine MC'nin height ölçüsünün yarısı kadar çık dediğimiz andan itibaren hemen testimizi yapabiliriz. Sayfada şu anda gördüğünüz gibi manuel yerleştirdiğim için tam ortasında bulunmuyor. Biz left diyelim, sayfanın alt bölümünde bulunuyor. Yani yine ortasında bulunmadı. Hemen left dediğimiz andan itibaren sayfada bir programatik olarak bir sıkıntımız var. Yani x ve y koordinatında hesaplama olarak yapacağımız işlemlerde bir sıkıntı var. Burada ciddi bir işlem yapamıyor. Yani sanki change işleminde önce davranmış gibi bir durum yaratıyor. Birçok problemle karşılaşacağınızdan dolayı biz hemen test yaparak bu işleme devam edelim. Örneğin stage'in width ölçüsünün kaç olduğunu bilgisini alalım. Ve bize doğru bilgi gelip gelmediğini kontrol edelim öncelikle. Hemen yan çevirdiğimde width ölçüsünün 800 olması lazım. Evet, 800 geliyor. Diğer taraftan left dediğimizde 480. Yani şu an itibarıyla bu bilgi bizim için doğru bir bilgi. Yani sayfanın ortası. Hemen işlem yaptıktan sonra bir de objemizin son koordinatını hesaplayalım. Trace MC nokta X koordinatını hesaplayalım. Ve Ctrl Enter diyelim. Hesaplama işleminin hemen altına yazdım. Ekranımıza getirdik. Left. Şu an itibariyle 300 piksellik bir durum oluyor. Şimdi hemen test edelim bakalım. Objemizin uzunluğu yani video ölçüsü 200 piksel. Şu an itibarıyla 400 piksel. Biz yatay çevirdiğimizde 800 piksele tekabül ediyor video ölçüsü. Video ölçüsü 800 piksel, yarısı 400 piksel yapar. Video ölçüsünün yarısı da 100 piksel yapar. 300 piksele tekabül ediyor. Yani 300 piksel bizim için orta nokta sayılmıyor. Hemen kodlarımıza geri dönelim. Yani matematiksel olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat en çok karşılaşabileceğimiz bir mevzuya denk geleceğiz. Mutlaka siz fark etmişsinizdir ki kendiniz kod yazarken bunu fark etmemeniz mutlaka karşınıza çıkacak. Stage nokta width ölçüsü üzerinden işlem yapıyoruz. Alt bölümde yani y koordinatıyla stage nokta height yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi height yaptık. Şimdi tekrar testimizi yapalım. Hemen left'e çevirelim. Gördüğünüz gibi ekranın ortasında
left yapalım ekranın tam ortasında. Yani matematiksel olarak biz işlemimizi yaptık. Sadece y koordinatı için yine vit'i kullandığımızdan dolayı y koordinatı bizim için uygun bir yere yerleşmiyordu. Aslında vit ölçüsü yerleşiyordu. Bunun için kodlarınızda gerekli sağlamayı nasıl yaparsınız konusu üzerinde ben zaten durdum. Diğer taraftan uygulamanızda uzun süre çözemediğiniz problemler gerçekten ya çok büyük bir problemdir, bir algoritma hatası yapmışsınızdır ya da çok küçük noktalama hatalarıdır veya yazım hatalıdır. Onun için kodlarınızda gerçekten işin içinden çıkamayıp doğru yazdım fakat niye çalışmıyor, flash'ta bir sıkıntı var ya da bir yerde bir sıkıntı var demeden önce mutlaka kodlarınızı gerekirse satır satır kontrol edin. Ve ekranda yanlış olduğunu düşündüğünüz özelliğin karşılığını aramaya başlayın. Örneğin height olarak yerleşmiyordu, yanlış yerleşiyordu. Bizim bu satırda bir hata olması gerekiyor. Bunu direkt olarak ilk başta yazım kurallarını kontrol etseydik daha hızlı bulurduk. Fakat dediğim gibi sağlama işlemini de yapmak lazım. Acaba bilgiler bana doğru geliyor mu? Bu tip bilgileri de kontrol ederek oyununuzun içerisinde sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü her yazdığınız şey standart kalıp olmadığından dolayı yazdığınız uygulama ihtiyacınıza göre değişik kod kombinasyonları kullanmak zorundasınız. Bu sebeple bu şekilde uygulamanızın içerisinde trace kullanarak veya küçük kod parçacıklarını kontrol ederek işleminizi toparlayabilirsiniz.